Evet sevgili dostlar, Savas Karahisar'dayız. Bu Karahisar çok değişik bir yermiş. İlk defa geldim ben de. Nerede? Aydın'dan gelirken de buradan geçme ihtimaliniz var. Hani yol kötü falan diye düşünecek olursanız, yol vallahi otoban gibi yol. Kaymak gibi yol. Buradan mutlaka yani Aydın'dan Karacasu istikametinden gelip Muğla'ya veya diğer yerlere geçme ihtimaliniz daha rahat, daha kolay diye düşünüyorum. Ama Karahisar'a geldiğimizde Karahisar çok farklı bir yer geldi bana. Tabii insanları farklı. Tamam orada insanlarla bir sıkıntı yok ama yerleşim güzel. Ve dikkatimizi şöyle bir kavak ağacı çekti. Yanaştım. Dibine kadar. Tarihi bir doku. Güzellik. Eğer huzur aramak istiyorsanız geleceksiniz. Sessizlik. Kuş cıvıltıları ve havaya bakıp kavak ağacının uzunluğuna bakıp hayatın ne kadar boş olduğunu göreceksiniz. İşte hayat da böyle. Ufakken dikilen bir fidan büyüyor, 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 büyüyor. Ömrü yetene kadar büyüyecek. Ama biz insanlar olarak ne yapmışız yine? Bu kavak ağacının üzerine isimlerimizi yazmışız. Aşklarımızı yazmışız. Ve kavak ağacımızı zedelemişiz. Rahatsız etmişiz. Bana mısın dememişiz. Ama geldik. Burada olması gereken en güzel şey belki de tabii gençlere sesleniyorum buradan. Buralar sizin değeriniz. Bu değer sizinle beraber büyüyor. Sizinle beraber yaşayacak. Bakın cam şişeleri atıyorsunuz. Yakmışsınız. Buraya yapacağınız tek bir şey var. Burayı daha da güzelleştirip en güzel hale getirip ve bu gördüğünüz kavak ağacında anılarınız olacak, anılarınız. Burada belki buluşacaksınız, görüşeceksiniz ama ne olur, ne olursunuz bu kavak ağacımıza veya sadece kavak ağacımız değil, tüm ağaçlarımıza zarar vermeyelim. Kaç yıllık diye soruyorum sizlere. Siz hemen diyeceksiniz ki bir asır, iki asır. Yok efendim. Kimi rivayete göre 50 yıl, kimi rivayete göre 70 yıl. Ama bana göre eğer iyi bakılırsa 5 asır daha gider bu diyorum. Burası Karahisar. Söylediğim gibi güzel bir yer. Teşekkür ediyorum bizlere bu imkanları sağlayanlara. Evet, huzur verici bir yer. Güzel bir ortam görüyorsunuz. Herkesin bahçesi var. Kış mevsimindeyiz. Şubat ayındayız. Şubat'ın 3'ü ve Şubat'ın 3'ünde hava parçalı bulutlu. Çok da güzel. Tabii eğer ki bahar olsaydı veya yazın olsaydı insanlarımız tarlalarında, bağında, bahçesinde üretimine devam edecekti. Şimdi kış ayı, kışın olunca da herkes evinde ne yapıyor? Sağlığına, sıhhatine dikkat ediyor. Sağlıklı günlerimiz inşallah çok yakında olacak. Sağlıklı günlerin en büyük bizlere gösterdiği de ne? Ormanlarımıza sahip çıkacağız. Doğaya sahip çıkacağız. Doğa bize intikamını almadan biz doğaya sahip çıkıp doğayla barışık olacağız diyorum. Sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın efendim.